Herkese selam yepyeni bir videodan. Şimdi İstanbul Teknik Üniversitesi'ne geldik. Burası hangi kampüstü? Kampüsün adı neydi? İTÜ Ayazağa Kampüsü burası. İTÜ Ayazağa Kampüsü. Evet. İTÜ. İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü'nde içine girdik. İlk defa geliyorum. Şimdi dikkatimizi çeken şeyleri söyleyelim. Burası orman gibi bir kere. Evet orman. Her yer böyle ağaç dolu. Yani tüm ağaç çeşitleri var neredeyse. Botanik bir bahçe gibi. Çam ağaçları, çınar ağaçları. Kozalak da var burada bir ara. Kozalaklar var. Başka neler var? Çok güzel böyle piknik alanı gibi aslında. Bıraksalar millet var ya burada. Acayip bir piknik yapar ama tabii ki üniversite kampüsü olduğu için uygun değil diyoruz. Gelirken Fen Edebiyat Fakültesini gördük. Bakalım başka hangi fakülteleri göreceğiz, neler olacak. Evet, İstanbul Teknik Üniversitesi Vlog turumuz başlıyor. Doğru mu? Doğrudur hocam. Başlasın. Evet. Öyleyse bakalım neler yaşayacağız, neler göreceğiz. Şu anda hep ağaçlar var. Sürekli kısım ağaç görüyoruz. Fazla bir şey yok ama ileriki zamanlarda, aha, ileriki yerlerde falan çıkacak karşımıza. Hı-hı. Evet, şurada böyle yine o meşhur kırmızı bahar ağaçları var. Burada oturmalık yerler var bakın. Belgrad piknik alanı gibi resmen. Şimdi abilerim olsaydı derdik şurada bir mangal yakalım. Tam mangallık bir yer aslında ama tabii ki öyle bir ortam için uygun değil. Harika bir yürüyüş yolu. İleride spor yapan birisi var. Neler var başka? Genelde bu kısımda zaten şey böyle orman kısımları. Evet. İlerleyen zamanlarda zaten böyle şey çıkacak. Rezidans binaları çıkacak. Hı hı. Gökyüzleri çıkacak. Gerçekten? Evet. Oo, heyecan verici değil mi arkadaşlar? Bakalım İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Kampüsü müydü? Ayazağa Kampüsü. Ayazağa Kampüsü turumuz devam ediyor. Samet başka? Buraya daha önce gelmiş miydin? Çok geliyorum zaten bu taraflara çünkü annem orada çalışıyor. Evet. Ve burası da şey yurtlar. Kısımlar, hmm. Yurt kısımları. Evet. Peki. Başka bize anlatabilir misin? Neler var burada başka? Dikkatini çeken... Burada kız yurdu var sanırım. Dikkatimi çeken aslında o değil ama. Amerikan futbol sahası var dikkatimi çeken. Tek bir şey var. Uçaklar, evet, var burada. Evet. Eski zamanda kullanılmış. Şimdiki zamanda, aha, restorasyon için bekleyen uçaklar var. Evet. Onlar dikkatimi çekiyor daha çok burada. Evet. Ve buranın temiz havası benim çok dikkatimi çekiyor bu arada. Gerçekten temiz havasını şu anda hissediyorum. Neden hissediyorum? Çünkü temiz havada bol oksijen bulunur. Oksijen de soğuktur değil mi? Evet, soğuk. Böyle yüzümü böyle oksijen tedavisi olur ya böyle soğuk. Böyle bir şey sardı. Yani dışarı çıkışta böyle oksijen tedavisi görmüş gibi olabiliriz değil mi? Bir nevi estetik operasyon gibi. Evet, evet. Diyoruz. Bir de şöyle çekelim mi? Dış cephe olarak çekelim. Tabii ki. Şimdi burası da şey bu arada. Uzay istasyonunun bir kulübü tarzında, oo, bir yer. Uzay istasyonu da var öyle mi? Aşağı kısmında uçakları göstereceğiz size. İşte burada mor çiçekler var. Acayip güzel. Yani estetik olarak da çok güzel bir yer. Burada okuyan üniversiteyi bitirmek istemez bence. Samet ne diyorsun? Bence de bitirmek istemez bu arada. Ben burada 4 yıl okusam 8 yıl daha okurum bence. Evet kesinlikle değil mi? Bu üniversite, bence çocuklar kazanın bu üniversiteyi. İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü dedik. Şurada hemen COSGAP laboratuvarı görünüyor. Uzay istasyonu görülüyor. Evet. Bakın yollar da böyle çok şey. Bisiklet yolu galiba bu yürüdüğümüz yol. Evet, evet. Bakın alabildiğince ağaçlarla donanmış ve çok uzun böyle. Şu anda güzergahımız. Şöyle gösterelim. Şimdi şuradaki tabelada ne yazıyor? İTÜ Ayazağa Kampüsü, fakülteler, güney yurtları, merkezi derslikler. Fen Edebiyat Fakültesi var gördüğünüz gibi. Rektörlük ve İdari Bilimler, Öğrenci İşleri Merkezi, Enerji Enstitüsü, İTÜ Kamu Konutları, İTÜ Camii, Kuzey Yurtları gibi. Evet böyle bir gösteren bir tabela var bu arada. Bakın ağaçların yeşilliğine ve güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Şimdi Samet, başka genelde bu yoldan yürüyorsun sanırım. Evet, evet bu yoldan yürüyorum. Annenin çalıştığı iş yeri dolayısıyla. Evet hem de çünkü ağaçların, evet, çok olduğu yerden gidiyorum ki
oksijeni daha rahat hissedeyim diye. Evet. Benim annem burada çalışsaydı ben her gün gelirdim herhalde. Evet. Her gün geliyor musun bu arada? Her gün değil de aslında haftada 2-3 gün falan geliyorum çünkü boş vakitlerim olduğu zamanlar. Evet. Şu uzay istasyonunu gösterir mi? Türk, tabii ki. Türk Havacılık Uzay Sanayi yazıyor burada arkadaşlar. Galiba uzay mühendisliği var değil mi burada? Evet. Böyle bir bölüm vardı. Uzay bölümleri falan var aslında. Evet. Şu karşıda gördüğümüz kısımda buranın camisi vardı. Aa evet, İTÜ'nün içinde cami var arkadaşlar. Çok evet. Güzel. Bakın şu çiçeklerin güzelliğine bakar mısınız? Bol bol resim çek. Şu aşağı yollar var işte. Hmm. Aşağı kısımdaki evet. Bölümlerin sınırı. Evet, bakalım arkadaşlar. Evet, harika gerçekten. Video başlayalı neredeyse bir 5-10 dakika oldu. Hala yürüyoruz. O kadar büyük ki arkadaşlar. Evet, büyük. İTÜ Ayaza Kampüsü. Bu arada İTÜ derken zorlanıyorum. Şu anda camiyi göstereceğim size. Arkadaşlar İTÜ Kampüsü, İTÜ Ayaza Kampüsü'ndeki Abdülhakim Sancak Camii'ni görüyorsunuz şu anda. Evet, gerçekten buradaki cami bile şey gibi gözüküyor böyle. Hani uzay mekiği, uzay istasyonları var ya, o bile böyle çok muazzam duruyor. Tabii bol mühendisli bir yere geldik sonuçta. Şu karşımızda gördüğümüz büyük bina ne acaba? Bu bina hakkında bilgi var mı? Yurtların karşısında olan bir kısım aslında da tam olarak ismini burası da bir ama. Yurt olabilir belki ya da ne olabilir başka? Laboratuvar tarzında bir yer olabilir belki. Laboratuvar tarzı, öğrencilerin laboratuvarı olabilir. İşte bak, burası benim en sevdiğim manzara dayı bu arada. Evet, gerçekten manzarası çok güzel arkadaşlar. Şimdi biraz daha yürüyeceğiz. 100 metre, 200 metre daha yürüyeceğiz. Evet. Sağ tarafımızda köprü kalacak. Evet. Bu arada aslında. Yeşilliklere bakar mısınız arkadaşlar? Oo, duvarlardan yeşillik akıyor. Her yer alabildiğince yeşillik ve karşımızda kocaman şimdi bir sağ bina. Sağ tarafımızda köprü kalıyor bu arada. Köprü biraz hangi köprü acaba? Boğaz Köprüsü olması lazım. Boğaz Köprüsü, aman Allah'ım. İstanbul Boğazı'nı görüyor kampüs. Böyle bir kampüs inanılır gibi değil. Yani içine girip bakın, İstanbul Boğazı'nı gösteriyorum şu anda size arkadaşlar. Kampüsteken boğaz manzaranızda var. Tabii ki şu gördüğünüz yeşillik alanda oturup boğazı seyredebilirsiniz. Evet. Bakın şu anda İstanbul Boğazı gözükmek üzere. Aslında anlatılacak çok şey var. Neyi nasıl anlatabileceğimi bile bilmiyorum. Aslında şu an gördüğümüz yerler hiçbir yer aslında. Evet. Yani büyük kısımlar da var. Bizi şu bekleyen sürprizler mi var diyorsun evet, kampüste? Evet, sürprizler var. Evet, o büyük binaya yaklaştık bu arada. Ben büyük binayı tekrar göstermek istiyorum. Bakın o büyük binaya yaklaştık. Yanına yaklaşınca daha da büyük. Oo, bayağı bir büyük. Evet. Hemen yanında kocaman bir bina daha var. Bu bina hakkında bilgimiz var mı? Beyaz bina. Burası yemekhane kısmından tarzı bir yer. Yemekhane kısmı. Gerçekten ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Şuradaki ağaçların fazlalığı inanılmaz. Gerçekten burası oksijen üreten bir yer. Ağaçları çok değerli sanırım buranın. Hemen önümüzde de kocaman bir ağaç. Burası kız ve erkek yurtları karışık olan bir yer var aslında. Evet. Göreceğiz zaten. Evet, şu anda ne yazıyor? Sol kısma ilerlediğiniz zaman kız ve erkek yurtlarının karışık halini görüyorsunuz. Evet, bölgemizi değiştiriyoruz. Bu alana girdik. Bakalım neler bizi bekliyor. Bu arada bu bina nedir peki? Burası erkek yurdu. Erkek yurdu. Hmm, vay be. Gittiğin bu yurtta kalıyorsun. Hem de üniversiten de yürüme mesafesinde. Gerçekten şartları çok iyiymiş. İstanbul Teknik Üniversitesi'ni şiddetle öneriyoruz. Bize döndürelim. Bu arada Fatma ablama yaklaşıyoruz. Bakalım çalıştığı yer nasıl bir yermiş. Görmüş olacağız. Burada mıyız? Buradan biraz arasına gireceğiz. Karşısında direkt. Bisikletler var burada böyle. Samet şu anda ablamın olduğu yere doğru ilerliyor. Bakalım nasıl bir yer. Solumuzda bu arada İstinye AVM'si var bu arada. İstinye AVM buranın içinde mi? Sol tarafında dış. İstinye Park mı? Evet, İstinye Park. Aa, çok yakınmış gerçekten. Burayı durduruyorum ben. Evet, muazzam yeşil ve güzel bir yer. Şimdi Fatma ablamın yanına geldik. Fatma abla nasılsın? İyiyim canım benim. Çok memnun oldum. Bak iyi ki de geldin. Evden çıkmıyordun. Bugün tatil. Evet. Senin için farklı bir ortam oldu. Ben zaten hep bu güzelliğin içindeyim. Senin çalıştığın yeri çok merak ediyordum. Gerçekten çok iyi oldu benim için de. Buradaki evet. Ağaçlara bayıldım ben bu arada. Evet, burada her tür ağaç var. Meyvesinden tut. Süs bitkilerine kadar. Çok güzel itimli ortamı. Evet.
Bir de şey, hep okumuş insanlar var böyle, profesörler. Zaten öğrenciler Türkiye evet, şampiyonları. Evet, tahsil insanların içindeyim tabii ki. İlk 3000'e girenler burada değil mi? Evet, evet. İTÜ olunca. 3000, 2000, 1000, ilk 500 hepsi burada. Evet. Gerçekten güzel bir ortam. Çok sevindim senin adına. Ben de çok mutluyum. İyi ki de bu işin içindeyim. Çok mutluyum. Aynen. Samet, sen bir şeyler söylemek ister misin? Ben mutlu hissediyorum şu an burada olmaktan. Ve güzel bir yere geldik. Evet. Ve seninle gitmek istedim buraya da zaten. Evet. Ve eğlenceli güzel bir yer oldu aslında. Bir de şey değil mi? Tatil, tam tatile denk getirdik. Aynen, güzel çok oldu. Çok da iyi oldu. Ve sessiz, sakin bir yer. Bakalım bizi daha neler bekliyor? Daha gezeceğiz değil mi? Daha gezeceğiz. Daha sana sürprizlerim var çünkü dayı. Peki. Allah'a çok heyecanlıyım. Çok merak ediyorum. Bakalım nasıl olacak? Evet evet, gelmişken değerlendireyim. Hatta ben de size eşlik ederim sonra. Tamam, o zaman heyecanla bekliyorum. Tamam, bu videomuz da YouTube'da yayınlanacak bu arada. Yine izleriz bir akşam. Evet, burada erik ağaçları varmış galiba. Fatma ablam bana göstermek istedi. Bu arada kulübede köpek var mı? Yok. Tamam, çok sevindim. Köpek yok ama birkaç tane kedimiz var. Öyle mi? Evet, güzel bir kulübe var burada. Sinan geçen diyordu Almanya'da sokak kedisi yok diyor. Burada da her yerde sokak kedisi. Evet. Gerçi onlar itülü kedileri oluyor. Erik ağaçlarını göreceğiz şimdi. Burada bir erik ağacı var hemen yakında. Evet, Fatma ablamla yaklaşıyoruz. Şöyle yapalım, evet. Yeni oluyor. Evet, Fatma ablam bana erik ağaçlarını gösterecek. Çok yeni oluyor daha bak. Yeni yeni erikler var, evet. Evet. Neredeydi, ben az önce görmüştüm. Daha tam olgunlaşmamış sanırım. Şurada da var sanırım, şurada da gördüm. Bak, ne güzel. Değil mi? Çok güzel. Burada ıhlamur ağaçları var. Şurada şirin bir kulübe var. Kedi kulübesi sanırım. Köpek de olabilir. Şimdi Fatma ablamı burada iş yerinde bırakıp dolaşmaya karar verdik. Akşam çıkışta onu yine alacağız. Sonra görüşürüz. Kolay gelsin Fatma abla. Teşekkür ederim. Hadi size iyi gezmeler. Teşekkür ederiz. Sana kolay gelsin. Akşam görüşürüz. Hoşça kal. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Evet, Samet'le Fatma ablamı geride bıraktıktan sonra artık vlogumuza devam ediyoruz kaldığımız yerden. Şu çiçeklerin güzelliğine bakar mıyız arkadaşlar bu arada? İnanılmaz güzel değil mi? Arkadaşlar, hemen arkamızda İstinye Park var. Ablamın çalıştığı yer İstinye Park'ın hemen çok yakınında. Arkamda İstinye Park'ı görüyorsunuz. Bir gelişte bir taşla iki kuş, birkaç kuş hatta. Bakalım İstinye Park neler olacak? Hop! Aman Allah'ım, İstinye Park'a gidiyoruz. İlk defa geleceğim bu arada. Kaç yıllık İstanbul'dayım, İstinye Park'a ilk defa geliyorum. Eleştiri alabilirim bu konuda ama çok yoğunum. Evet. Alt geçide gidecekmişiz arkadaşlar. Hemen şöyle gösterelim. Aman Allah'ım! Hızlı trene bindik. Hızlı trene bindik demiştim. Yürüyen merdivene bindik. Şaşırdım çünkü bu kadar etkinlik görünce. Samet, çok yakışıklıyız ha bu arada. Sen daha yakışıklısın ama bu arada. Ben aslında seni söylemek istedim. Hata yaptım. İmla hatası. Megastarımız Samet diye İstinye Park'a doğru gidiyoruz. Şu anda orada bir izdiham yaşanabilir. Çılgınlıklar yaşanabilir. Evet. Aman Allah'ım. İstinye Park. Şu an İstinye Park'ın tam girişinin önündeki yürüyen merdivendeyiz. Aman ya, Allah'ım. Burası kalabalık biraz ama. Burada neler olacak? 1 milyonuncu aboneye özel gezimiz İstinye Park olmuştu. Size söz verdiğimiz gibi İstinye Park gezimize devam ediyoruz. 1 milyon buluşması geldi şimdi. Son 1 milyonuncu aboneye özel İstinye Park. Bakın gördüğünüz gibi. Yiğit Merke, beni çok kıskanacaksın. Arkadaşlar, İstinye Park'ın önüne, içine girdik. Önüne demiştim. İçine girdik. Çok güzel bir yer. Böyle hemen şöyle gösterelim. Oo. Yanıyor, yıkılıyor burası, öyle değil mi? Şimdi buradaki mazlar birazcık lüks. Evet, bayağı lüks. Mesela Zara veya Network gibi mazlar hepsi var burada. Evet. Bakalım hangi mağazalar var? V Collection. Karşıda Zara var. Zara Home ve Zara'nın en mağazası var. Aha. Çok iyi gerçekten. Bu da bizim şey. Başka neler var? Yani burada Beymen tarzında var, Mango tarzında var. Burası genelde lüks bir mekan aslında. Aha. Yani hiç böyle eğlence alanı falan yok aslında burada ama. Evet.
İşte lüks mekanlar. Sen burada lüks her şey gibi. Evet. Sence burada nereye dolaşalım, nereye gezelim? Gerçi her yer gezilecek yer ama. Her yer gezilecek yer aslında ama. Yani çok da biraz, çok ne dersen, biraz küçük bir alışveriş merkezi aslında. Evet. Vadi İstanbul gibi değil aslında. Evet. Biliyorsunuzdur Vadi İstanbul. Vadi İstanbul'a bir kez gelmiştim de çok net hatırlamıyorum. Oo, şu şeyler çok güzel ya. Cam tavanlar hepsi güzeldi bu arada. Ha, cam tavanlar çok şık. Şuraya bakın arkadaşlar. Bütün Araplar gelmiş buraya galiba. Gerçekten. Evet, bayağı bir Arap var. Ten renginden belli oluyor. Neler neler var. Ya burada alacağınız çok şey var ama paranız varsa. artık 1 milyon abonemiz olduğuna göre. Yaklaşık 2 milyon aboneye doğru gidiyoruz. Espriler çok güzel bu arada, bomba. İstinye Park'ta şimdi yürüyen merdivene biniyoruz yine. Bir klasik. Hop. Oo, bayağı güzel. İnsanlar şu an bize garip garip bakabilir ama biz 2 milyona gidiyoruz. dile kolay. İstinye Park Vlog devam ediyor. İTÜ Maslak Vlog'du, İstinye Park'a dönüştü. Hesapta yoktu hiç gerçekten. Oo, alışveriş merkezleri var ya, gıcır gıcır yanıyor burası, yanıyor. Buralar yemek... İşte İstinye Park'ın tam orta kısmı. Meydan, yani Taksim Meydanı gibi bu arada. Oo, evet. Yemek yenilen bölüme geldik şu anda. Bu arada hiç kimseyi çekmiyoruz, rahatsız etmemek için. Kendimizi çekiyoruz sürekli. Videoya kendi girmek isteyen olursa itirazımız yok zaten. Şurayı gösterelim mi? Şurada sular var. Oo, sular alev alev. Şimdi İstinye Park'a geldik biz. Gayet de güzel bir yer bakın. Ama ne yapacağımızı bilemedik açıkçası. Ya alışveriş yapacaksınız ya da oyuncaklar var mı burada? Oyuncaklar? Tam olarak ben bilmiyorum ama. Fun Lab gibi. Küçük bir yer aslında İstinye Park. Evet. Sadece evsel itibaret burası. Evet. Yukarı kısımlara çıkalım isterseniz. Terasa falan bakalım. Terasa bakalım, aynen. Güzel fikir. Terasa gidiyoruz arkadaşlar. Buraya çok geliyorsunuz galiba. Ya buraya çok gelmiyorum aslında. Vadi İstanbul'a daha çok gidiyorum. Çünkü hani... Orası daha mı klas? Orası mı sence burası? Burası daha şey, Vadi İstanbul daha klas çünkü. Vadi İstanbul daha klas biliyoruz. Benim daha çok şey var orada. Evet. Burada hani... Tamamen alışveriş odaklı galiba. Evet evet, tamamen alışveriş odaklı. Ama şey, ben burada bir şey fark ettim. Sanki böyle Türk'ten çok yabancı daha çok gibi. Çok çok evet. Evet. Çünkü tam İstanbul'un tam bir göbeği gibi aslında. Çok kalabalık. Araplar çok. Zenginler daha çok. Evet. İstinye Park turu devam ediyor. Allah. Çatıya doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Burası benim en sevdiğim mağaza bu arada. Mağaza mı? İstinye'nin tam en üst kısmında mağaza. Beymen mağazası. Ha, Beymen mağazası. Evet. Çok iyi ya. Aa, burada ayrı bir dünya var sanırım. Ne tarafa gidiyoruz? Dışarı mı çıkalım? Evet, böyle bayağı bir cam mekanlı bir yerden çıkıyoruz. Burası aslında İstinye Park'ın biraz daha üst kısımları. Hı hı. Tam böyle şey, ana caddesi. Evet. Ferrari 1 milyon dolar. Asıl zenginlerin böyle gezdiği yerler. Mesela arabaların olduğu yere bakar mısınız? Hı hı. Nasıl arabalar var? Evet, bak, çok lüks gerçekten. Göreceksin arabaları zaten demiştim. Hı hı. Evet, lükslüğün dibine vurmuşlar ya da ne diyelim, zirvesine çıkmışlar. Hangi cümleyi kullanacağımı bilemedim. Güzel bir manzara var değil mi burada? bayağı lüks gerçekten. İnsan fazla lükslükten de boğuluyor ama ben, ya da biz alışkın olmadığımız için mi acaba? Nasıl olur? Fazla lükslükte boğuyor insanı. Şu an dışında gibiyiz biraz. Hem dışında hem içinde gibiyiz. Bütün dünya markaları burada sanırım. Markaları sayalım. Beymen. Dior. Dior, Celine, yani Celine diye yazıyor. Sonra Gabbana, Hermes, Vacco, Prada. Fendi var, Gucci var burada da. Arkadaşlar paranız çoksa buraya gelin harcayın. Belanızı bulun diyormuşum. Paranız çoksa alabilirsiniz. Evet, İstinye Park'ı gezdik, gördük, beğendik. Güzel mekandı. Ama birazcık daha kışlık geldi bana. Böyle bahar gelmişken çok kendimi kapatmak istemedim. Bakalım farklı yerler olacak mı bundan sonra? Videomuzun kalan kısmını ben de merak ediyorum. Çünkü henüz yaşamadık. Hep birlikte yaşayacağız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İstinye Park'tan çıktık. Aman Allah'ım, bu motor gürültüsü de ne? Evet.
Yolculuğumuz devam ediyor. Çok lüks binalar, çok lüks alışveriş merkezleri. Ama fazla lüks insanı boğuyor be. Birazcık doğal ortam istiyoruz. Doğal ortam. Şu anda İTÜ'nün en merak ettiğim yerindeyiz. İTÜ göletin oradayız. Gölete doğru ilerleyelim. Harika bir manzarası var. Gerçekten size burayı göstermek istiyorum. Hadi başlayalım. Evet, İTÜ gölete doğru gidiyoruz şu anda arkadaşlar. Bakalım bizi neler bekliyor. İTÜ gölet sanki Bolu Avant'a geldik. O kadar da güzel. Burada ördekçikler var bakın. Onları korkutmamak için çok yaklaşmıyorum. İnanılmaz bir manzarası var bakın. Harika gerçekten. Burası, buranın üniversite olduğuna emin miyiz? Ben de ilk başta inanmıyordum aslında buranın bir üniversiteye ait olduğunu ama üniversite ait. Burası bence saklı bir cennet gibi. Evet evet. İlerleyen çok kısımlar güzel. Zaten daha da güzelleşecek. Şu anda tam İTÜ göleti arkamıza aldık. İstanbul Teknik Üniversitesi gölet kısmına. Evet. Neler hissediyoruz? Saklı cennet. İşte size saklı cennet. Yaklaşalım suya biraz daha. Bakalım. Böyle yerde taşlar var. Düşme riskiniz var. İTÜ göletin oradayız. Şimdi üniversite düşünen arkadaşlara sesleniyoruz. Burayı kazanın abi. Gerçekten. Burada insan yeniden aşık olur, yeniden gençleşir. Öyle değil mi? Ördekler geliyor mu? Gel gel gel. Bili bili bili. Ördekçikler geliyor. Evet. Şu anda bir ördek ailesi var burada. Ördek ailesi. İlerliyorlar. Çok tatlılar. Çok sevimliler. Hemen şu tarafta da beyaz ördekçikler var. Gerçekten çok sevimliler. Evet. Şöyle bir manzaramızı yeniden gösterelim. Saklı cennet gibi gerçekten. Harika. Bu arada videomuz sona yaklaşıyor. Bir başka vlogda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.